Sevgili seyirciler, hepinize iyi akşamlar diyorum. Ana haber bülteninden çok önemli bir konuyu hemen Özlem Şahin'le konuşmaya başlayacağız. Az sonra da haberlerimizi aktaracağız, Antalya haberlerini. Ama Türkiye'de önemli bir şey yaşanıyor. Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye'yi etkiliyor. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi konusunda YSK bir karar aldı. Evet. İlk başta ne söylersiniz Özlem Hanım? Valla bu tam 6 Mayıs günü alınmış bir karar. Tarihimizde 6 Mayıs 1972'de yaşanan bir kara leke var denizlerin idamının üstüne. Evet. Bu 6 Mayıs'ta da demokrasiyi idam etmeye çalışan Yüksek Seçim Kurulu'ndaki 7 kişinin kararı gerçekten akla mantığa uymayacak şekilde bütün Türkiye'yi şok etti. Şöyle bir şey dendi. Özellikle muhtarlık, meclis üyeliği, ilçe belediye başkanlık seçimleri. Onlara hiçbir şey olmadı. Sadece büyükşehirle ilgili bir karar var. Ben yanlış mı biliyorum, doğru mu? Doğru. Aynı zarfın içine 4 pusula atıldı bu seçimde. Evet. Bütün Türkiye'de. Tek zarfın içinde. Zaten Ekrem İmamoğlu da bu konuda gereken açıklamayı yaptı. Şimdi 4 pusulanın 4'ü de aynı zarfta. Güya sandık kullananlar da aynı kişi. Evet, yani kullanan da aynı kişi, sandık kurulları da aynı kişi. Bundan önceki seçimlerde o sandık kurulları aynı şekilde oluşuyor. Aynı şekilde oy kullanıyor. İlçe belediye başkanlığı için oyunu veriyor. Muhtarlık için oyunu veriyor. İlçe meclis üyeleri için oyunu veriyor. Başkanlık, büyükşehir belediye başkanlığı. Bunların hepsi geçerli sayılıyor. Bir tek Büyükşehir Belediye Başkanlığı geçerli sayılmıyor. Bu kadar büyük bir hukuk garabetini, bu kadar bir demokrasi garabetini Türkiye daha önce hiç yaşamadı. Gerçekten bunun, kınıyorum yani. Peki bir vatan, aynı zamanda belediye meclisiniz artık ve siyasetin içinde bir insansınız. Yazarsınız, düşünen bir insansınız. Peki bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebini ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki çoğunluklarını kaybetmeden sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamını da ellerine almak istiyorlar. Çünkü 20 günlük başkanlık sürecinde Ekrem İmamoğlu Türkiye'de bir fırtına yarattı. Belediye meclis toplantılarını halka açtı, canlı yayına açtı, ulaşımda indirimi başlattı ve bütün her şeyi şeffaf, objektif hale getirdi, ayrımcılığı bitirdi. İşte bir belediye personeliyle daire başkanlarının, müdürlerin ya da belediye başkanının yemekhanelerinin bile ayrılığı, garabetini bile ortadan kaldırdı. Ve bütün dosyaları kopyalamak istedi biliyorsunuz. Bütün veri tabanını kopyalayıp nerede neyimiz var bilecek ki adam ona göre çalışacak, işlem yapacak. Zaten kendisi de söylüyor. Konuşmasının arasında, dün gece yaptığı konuşmasının arasında o kollarını, beyaz gömleğinin kollarını sıvayıp bir şey dedi. Bir 45 gün daha pisliklerini temizlemek için zaman kazanmaya çalışıyor olabilirler dedi. Ben bunun altında bu yattığını düşünüyorum. İçlerine sindiremiyorlar çünkü İstanbul en büyük rant merkezi. Peki en büyük para kaynağı, vakıfların, bunun cemaatlerin ve iktidara ve Sayın AKP Genel Başkanı'na en yakın kuruluşlara belgeleriyle ortaya çıktı. Bir sürü paranın, milyonlarca halkın parasının aktarıldığı ortaya çıktı. Bunu kesilmesini istemiyorlar. Bence bu yüzden. Peki bunun üzerine bir ekleme daha yaparsak. Bu İstanbul ölçeğinde söylediğiniz şeyler. Bir de Türkiye'de özellikle Millet İttifakı'nın tabanının ciddi anlamda bir moral bulduğunu, hatta önümüzdeki genel seçimlere doğru Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti İttifakı'nın hükümete doğru gittiğine dair bir itici güç olduğunu da düşünülebilir. Doğru mu? O tarafından da bakarsak hani İstanbul'un ötesinde Türkiye anlamında. Doğru. Şu anda iki yapılan uygulamalara baktığınız zaman Türkiye artık iki kutuplu bir seçim atmosferine giriyor. Anayasal değişiklik sonrası mecburen ittifaklar oluşmak zorunda. Buna iki partili rejim bile diyebilirsiniz. Yani sadece iki partinin yarışabildiği. Doğru. Bunun önümüzdeki süreçte artık çöküşe ve inişe geçtiklerini gördükleri için bir sonraki yapılacak seçimlerde falan da ellerinden belediye güçlerini kendi çıkarları için kullandıkları için bunu kaybetmek istemiyorlar. Hatta psikolojik bir güç dengesi bile bozulduğunu söyleyebilirim. Yani AK Parti'nin İstanbul'u, özellikle İstanbul'u kaybetmesinin Türkiye genelinde de bir psikolojik etki yarattığını söyleyebiliriz aslında, değil mi? Kesinlikle öyle. İmamoğlu şu anda aslında bütün Türkiye'de yani trilyonlar harcasa adamın bu kadar reklamı olmazdı. Onu aslında
Bir taraftan da mağdur ederlerken aslında milyonların gönlüne de böyle altın harflerle yazdırdılar. Evet. Çünkü adamın duruşu, söylemleri, kucaklayıcı, bütünleştirici dili ne yaptı? İnsanların hepsinin ya bu kadar da olmaz. Bunu AK Parti seçmeni söylüyor artık ya bu kadar da olmaz. Adam kazandı sonuçta. Evet. Arada küçük bir fark hesabı yapıyor. Diğer illerde de belki Ankara'da falan yapmak isterlerdi ama orada evet. Farkın kapanabileceği bir şey olmadığı için üstünde durmadılar. Bir açı daha var. İmamoğlu'nun özellikle bu süreçten sonra Cumhurbaşkanlığı'na doğru bir yol açıldığını ve Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı'nı değişebileceği konusunda ortak bir görüş ortaya çıktı aşağı yukarı. Halkın beklediği bir umut, halkın beklediği bir lider tablosunu çizdi. Bu böyle mi size göre de? Halkın düşüncesi bu. Yani siz de öyle düşündünüz mü? Mesela İmamoğlu'nun önümüzdeki süreç içerisinde ciddi bir artık bir aktör olduğunu, yani Cumhurbaşkanlığı kesinlikle adayı konusunda. Çok iyi bir siyasi aktör olarak olacak. Bütün Türkiye'ye tanınmıştır. Evet. Ama tabii buna Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı devam ederse İYİ Parti'nin kurmayları, yetkili organları karar verir. Ama halktaki karşılığı öyle görünüyor. Bu da bir sıkıntı yaratmış olabilir mi AK Parti cephesinden bakarsanız? Yani bir İmamoğlu gibi bir aktör, bir siyasi figür çıktı ortaya. İstanbul'u kazanmak, özellikle Ankara'da dahil olmak üzere büyük şeyleri kaybetmesi AK Parti'nin artık bir çözülme sürecini başlattığını ifade eden bir sonuç çıkartabilir miyiz böyle bir şeyi? Bu sonucu aslında ben değil, direkt AK Parti'nin kurucu kurmayları ortaya koydular. Yani bugün Abdullah Gül'ün yaptığı açıklamalar, Bülent Arıç'ın yaptığı açıklamalar, Davutoğlu'nun açıklamaları. Bunlara baktığınız zaman kendi içlerinde artık yeter bu kadar da olmaz dedirtti. Yani bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış, aynı davada birlikte yürüyoruz dediği insanlar bile bu noktaya geldiyse görünen köy kılavuzu istemiyor demektir. Peki bundan sonraki süreçte İstanbul seçimlerinde ne bekliyorsunuz? Ben çok açık ara fark atacağını düşünüyorum. Kimin? Ekrem İmamoğlu'nun. Evet. Fakat endişelerim var. 7 Haziran ve 1 Kasım arasında yinelenen bir genel seçim vardı biliyorsunuz. Verin 400'ü, bu iş huzur içinde çözülsün demişti o zaman AKP Genel Başkanı. 400 milletvekilini alamadıktan sonra biliyorsunuz Ankara Garı'nda patlamalar oldu, İstanbul'da evet. patlamalar oldu, yüzlerce insan öldü. Hatta o dönemin Ahmet Davutoğlu o zaman çıktı ve dedi ki biz teröristlerin kim olduğunu biliyoruz ama eyleme geçmeden suçüstü yapamıyoruz diye evet. bir garabet açıklama yapmıştı maalesef. Hatırlarsanız. Evet. Yani teröristin kim olduğunu bilip sonra müdahale etmemek ve milyonlarca insanın yürüdüğü bir barış eyleminin içinde onları çekip almamak sorumluluğunu hala sırtlarında taşıyorlar. Şimdi benzer bir tezgah, kaos planı çizmek istemiyorum ama evet. Yaşanan örnekler bizim bu güvensizliğimizi ortaya çıkarıyor. Evet. Maalesef. Hani sanki bir anda terör saldırılarının arttığını hemen bu süreç içinde evet. gözlemliyoruz. Evet. Evet. Bu dikkat da böyle devam edecek. Dikkat ederseniz 31 Mart yerel seçimleri öncesi son bir ay Türkiye hiç şehit vermemişti. Evet. Ama son bir haftadır, 10 gündür her gün şehit haberi gelmeye başladı. Bu neye göre nasıl ayarlanıyor? Allah rahmet eylesin, bizim çoluk çocuğumuz neye göre şehit oluyor? Niçin oluyor? Yani seçimden bir ay öncesinde bir tane bile biz şehit vermezken bugün ne oldu? Niye şehit veriyoruz? Bunların sorumluluğu kimin? Bu o şehitlerimizin kanı kimin ellerinde? Bunun takdirini halkımıza bırakıyorum. Bir de Suriye'de ben A Haber'i hemen hemen hiç izlemem. Rahatsız edici bir kanal olarak algılıyorum. Zaman zaman zapping yaparken denk geliyor. Birkaç saniye izliyorum. Ne zaman açsam mutlaka bir dış operasyonu, bir Suriye, bir Irak'taki bir operasyonu yayınladığını gözlemliyorsun. Sürekli bir oradan da bir kaos, bir insanların korkacağı bir şeyleri sunmak. Dışarıda bir güç var, dışarıda bir savaş var ve biz savaşıyoruz. Aman dikkatli olun. İş siyasete yönelik bir strateji uygulandığını da düşünüyorum. Yani bir korku aslında veriyorlar insanlara. Eğer AK Parti hükümet olmazsa hep başımızda böyle bir şey olacak gibi. Son 17 yıldır özellikle ilk 10 yıldan sonra iktidarların 10 yılından sonra sürekli halka korku pompaladılar. Evet. Korkuta 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 buraya kadar geldiler. Ama ekonomik gelişmeler, İnsanların artık tenceresinin boş olması, pazara gidip insanların patatesin, soğanın, domatesin tezgahına bakarak geçiyor olması artık o korku duvarını da aştı. Evet. 31 Mart yerel seçimleri sonrası da ya işte bunlar devrilemez değilmiş. Olabilirmiş. Olabilirmiş umudu da doğdu. Evet. Hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Bu millet
hani birlik, bütünlük, beraberlik içinde el ele verirse, mücadelesine devam ederse demokrasi kazanır, cumhuriyet kazanır, insan hakları kazanır, hak ve özgürlükler kazanır, emek kazanır, ekmek kazanır. İnsanların evinde yiyecek ekmeği yok şu anda. Değil mi? Çok korkacak neleri var. Kaldı? Yani her tarafları borç. Evleri ipotekli insanların, tarlaları köylünün, ipotekli traktörü, ipotekli ya da icrada gitmiş, yedi eminde bekliyor veya satılmış. Daha kaybedecekleri bir canları kaldı. Neyden korkacaklar? Evet. Çocuklarının geleceğini kurtarmak adına bir adım atmak zorundalar. Biraz sonra sizin programınız var zaten. Evet. Konuklarınız kimlerdi? Konuklarım DİSK Genel İş Antalya Şube Başkanı Sayın Cemal Aybar, EMEP İl Başkanı Sayın Sadık Türk ve EMEP Gençliğinden Burak Yılmaz olacak. Biz aslında dün program önceden ayarlandığı için haftada bir yaptığım bu program. Dün akşam Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınması konjektürü sürpriz ve gündemi olduğu gibi İstanbul'a çevirdi ama 68 kuşağından bugüne gençliğin gelişini, o günden bugüne emek ve hak mücadelesini, o olayların başlangıçtan hani nereden geldi, nereye gitti, bugün hangi koşullara tekrar evrildi, bunları dillendirmeye çalışacağız. İzleyicilerimiz izlerse sevinirim tabii. Evet, saatimiz yarım saat kaydı. Yaz saati uygulamasına biz erken girdik. Saat 21.30'da değil 21.30'da. 30'da düşünce programımız. Farkı, evet. Siz izlesinler, ben de izleyeceğim. Tamam, teşekkür ederim. Açıklamanız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Sevgili seyirciler, biz haberlerimize başlayalım. Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel Ramazan etkinlikleri Kara Alioğlu Parkı'nda başladı. Antalyalıların ilk günden yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde Ramazan nostaljisi yaşandı. Antalya'da Ramazan ayının gecelerinin adresi bu yılda Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaloğlu Parkı'nda kurulan geleneksel Ramazan çarşısı ve etkinlik alanı oldu. Ramazan ilk gününde iftarını açan Antalyalılar ardından Karaloğlu Parkı'ndaki Ramazan çarşısını gezdi, çocuklar ise Luna Park'ta eğlendi. Karaloğlu Parkı içerisinde kurulan Ramazan çarşısındaki standları gezen vatandaşlar alışveriş yaparken yeme içme ünitelerinde ilgi gösterdi. Ramazan etkinliklerinin ilk gününde gölge oyunu Hacivat ve Karagöz özellikle çocukları kahkahaya boğdu. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun gerçekleştirdiği konserde büyük beğeni topladı. Ramazan etkinlikleri her akşam saat 21'de Karagöz Hacivat gösterisiyle başlayacak. Büyükşehir Belediye Bando ve Orkestra'nın yanı sıra Tasavvuf Müziği Topluluğu konserleri de Antalyalılarla buluşacak. Büyükşehir Belediyesi geleneksel Ramazan etkinliklerinde ünlü sanatçıları da Antalyalılarla buluşturacak. Karaloğlu Parkı'nda kurulacak sahnede 11 Mayıs'ta Ferhat Göçer, 18 Mayıs'ta Betül Demir, 25 Mayıs'ta Emre Kaya, 1 Haziran'da Zakkum konser verecek. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk iftarını Meltem Bayındır ve Soğuk Su Mahallesi sakinleriyle yaptı. Belediyenin Bayındır Park'ta düzenlediği iftar yemeğinde Başkan Uysal'a eşi Ümran Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Aydın Özer, Cumhuriyet Halk Partisi Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin eşlik ettiler. Yaklaşık 5000 kişinin katıldığı iftarda Başkan Uysal, komşularıyla birlikte sıraya girip tadıl dotuna yemeğini aldı. Sonrasında yerine geçerek dualarla Ramazan ayının ilk orucunu açtı. Başkan Uysal, oruçlar açıldıktan sonra yaptığı konuşmada mahallelere "Sevgili gönül yoldaşlarım, can yoldaşlarım, yol arkadaşlarım" diye seslenerek başladı. Dostlarım, yol arkadaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ramazanınız hayırlı olsun. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Bütün insanlarımız bir iftar sofrasında buluştuk. Bir Ramazan'da daha bunu yaşadık. Ne mutlu bize. Yaradan Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, sağlık ve sıhhatimizi, soluduğumuz havayı, içtiğimiz suyu, ülkemizin atmosferini, barışımızı, dayanışmamızı bozmasın. Hep daim olsun kardeşliğimiz. Birileri kötü duygulardan söz edecek. Birileri farklılıklardan söz edecek. Biz hep aynılıklardan, biz hep benzerliklerden, hep can yoldaşlıklarından, yürek yüreğe olmalardan, omuz omuza yürümelerden söz edeceğiz. Bunda kararlıyız. Bütün Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz.
bizim gibi yapın. Gel kim olursan ol, gel diyen Mevlana'yı takip edelim. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz diyen Yunus Emre'yi takip edelim. Bir olalım, iri olalım, diri olalım diyen Hacı Bektaş Veli'yi takip edelim. Yurtta barış, dünyada barış diyen ve dönüp sadece millet için çalışınız, kendiniz için değil diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü takip edelim. Hep öyle kalalım. O yol bizi mutlaka aydınlığa, esenliğe çıkaracaktır. O yolu hiç bırakmayalım, o yolu hep takip edelim. Bütün Türkiye'miz sevgide, saygıda buluşsun. Ben çekiyorum. Muratpaşa Belediyesi'nin Bayındır Park'ta düzenlediği iftar programı çocuklar için Hacivat ve Karagöz gösterisiyle sona erdi. Evet sevgili seyirciler, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal gerçekten önemli çalışmalara imza atıyor. Şimdi de adli haberlere geçiyoruz. Biraz tabii üzücü haberler, adli haberler olunca. Muratpaşa'da oturduğu 6 katlı binanın 4. katındaki dairede temizlik yaparken pencereden düşen Fulya Bölek yaşamını yitirdi maalesef. Olay saat 18 sıralarında Muratpaşa Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu 6 katlı binanın 4. katındaki dairede temizlik yapan iki çocuk annesi Fulya Bölek, mutfak bölümüne geldiğinde pencerenin camlarını silmeye başladı. Pencereden sarktığı anda dengesini kaybeden Bölek, 4. kattan apartmanın bahçesine düştü. Akşam saatlerinde eve gelen Ali Bölek dairenin zilini çaldı. Uzun süre kapıda bekleyen ve sürekli zile basan Ali Bölek'e gören komşuları eşinin balkonda olabileceğini söyledi. Apartmanın havalandırma penceresinde oturduğu dairede balkona doğru bakan Ali Bölek bu sırada bahçede hareketsiz şekilde yatan eşini fark etti. Böleğin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Fulya Bölek'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Durumu haber alarak gelen kadının yakınları gözyaşlarını tutamadı. Fulya Bölek'in cesedi incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı. Sevgili seyirciler, yine maalesef eski koca dehşeti. Otomobille takip ettiği çifte biber gazı ve bıçakla saldıran eski koca bununla da yetinmeyip ikiliyi otomobille öldürmeye çalıştı. Çiftin otomobiline kendi aracıyla çarparak duvara sıkıştıran eski koca vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Kepez'de yaşayan Zeynep K.B. ilk eşinden olan ilkokul öğrencisi kızını öğle yemeğe götürmek için yeni eşi Ergün Bey'in kullandığı otomobille yola çıktı. Ancak iddiaya göre Zeynep K.B.'nin 2 yıl önce boşandığı iki çocuğunun babası Mustafa A. çiftin otomobilini otomobille takip etti. Yeşilyurt Mahallesi'ne geldiklerinde ise Zeynep ve Ergün çiftinin yolunu kesti. Taraflar araçlarından inerek tartışmaya başladı. Bu sırada Mustafa Ağa, çifte önce biber gazı sıktı, ardından bıçakla saldırdı. Yaşanan kısa sürede arbedenin ardından Mustafa Ağa, otomobiline binip sokağın başına gitti. Kısa süreli bekledikten sonra da hızla aracını sürerek Zeynep K.B. ve Ergün Bey'in yeniden bindiği otomobile çarptı. Bir daha vurdu. Oradan gidemedi. Ya ters oradan geldi, bir daha vurdu. Bülbül çiftinin içinde bulunduğu otomobili bir binanın duvarına sıkıştıran Mustafa A, geri manevra yaparak 3-4 kez araca şoför kapısının bulunduğu yönden çarptı. Olayın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan Mustafa A'yı iki sokak ileride vatandaşlar yakaladı. Eski koca ihbar üzerine olay yerine gelen polise teslim edildi. Çarpma sırasında ayaklarından yaralanan Ergün Bey, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Zeynep K.B. ise olayın etkisiyle fenalık geçirdi. Gözaltına alınan Mustafa A, işlenenler için polis merkezine götürüldü. Şimdi de bir mağduriyet haberi. Özel bir hastanede ambulans şoförü olarak çalışan İsa Minnetlioğlu'nu tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan hastane genel koordinatörü T.A. 3.000 lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Kararın kendisini şoke ettiğini belirten İsa Minnetlioğlu, mahkeme sonunda alacağım miktar yargılama giderleriyle başa baş çıktı. Yıllardır yaşadığım mağduriyet, yediğim küfürler ve yaşadığım stres yanıma kar kaldı dedi. Özel bir hastanede ambulans şoförü olarak çalışmaktaydım.
İhsan Minnetoğlu 2014 yılında hastanenin genel koordinatörü TA'nın kendisini beyzbol sopasıyla tehdit ettiği ve hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığı TA hakkında tehdit ve hakaret suçlarından dava açtı. Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada TA bu suçlardan 9 ay 27 gün hapse mahkum edilirken hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Ceza davasının sonuçlanmasının ardından İhsan Minnetoğlu, hastane genel koordinatörü TA hakkında tazminat davası açtı. Antalya 2. Asiye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada TA 6 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Ancak davalı avukatı karara itiraz etti. Temiz başvurusunu inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi 6 bin liralık tazminatı 3 bin liraya düşürdü. Mahkeme masraflarını ise İhsan Minnetoğlu'nun ödemesine hükmetti. Özel bir hastanede ambulans şoförü olarak çalışmaktaydım. Genel koordinatörümüz bize küfür, tehdit, hakaret, bezbol sopasıyla bunu suç duyurusunda bulundum. Bir yıl hapis cezası almasına rağmen 30 bin lira manevi tazminat davası açmıştım. 6 bin liraya düştü. 3 bin lira da avukat parası alındı benden. Şu anda hiçbir şey alamıyorum. Mağdurum yani. Biz 8 tane şoföre küfür tehdit etti bizi. Öbür arkadaşlardan biri de gelseydi zaten hapis cezası alacaktı. Parası var, gücü var, adamı var diye. Onun için kimse gelemedi. Arkadaşlar da, onlar da mağdur oldu yani. Yani ne gerekiyorsa yapacağım yani. Nereye gidilecekse, yani kime gidilecekse herkese söyleyeceğim yani. İstanbul'dan ta Antalya'ya bir fuhuş operasyonu. İstanbul'da polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında Antalya'da bir kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında Antalya'da bir kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yaşı küçük kızları fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle polis tarafından operasyon düzenlendi. Zorladınız mı? Mehmet. Hayır abi. İstanbul'daki operasyon kapsamında Antalya'da bir kadın 3 kişi gözaltına alındı. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sevgili seyirciler, bazen havlu bile insanları korkutur. Otobüs durağında unutulan sırt çantası paniğe neden oldu. Uzman ekiplerce incelenen çantadan elbise ve havlu çıktı. Polis harekete geçiren olay saat 10.30 sıralarında Muratpaşa Meltem Mahallesi'nde meydana geldi. Otobüs durağında bankta sahipsiz bir çanta olduğunu gören vatandaşlar durum 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler çantanın bulunduğu alanı araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine gelen uzman ekipler yaptıkları incelemede çantada elbise ve havlu olduğunu tespit etti. İncelemelerden sonra yol yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. Polisin çalışma yaptığı sırada çevredekilerin cep telefonuyla görüntü alması ve sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapması dikkat çekti. Sevgili seyirciler, Antalya geçen yılki turist sayısıyla bir rekora imza attı. 13.642.000 yabancı turist ve 3 milyon üzerindeki yerli turistin ağırlandığı kentte 2019 yılı için konulan 15 milyon yabancı turist hedefi son rezervasyonlar ve turizm fuarlarındaki ilgiden sonra 16 milyona çıkarıldı. 2018 yılında Paris ve Londra'dan sonra dünyanın en çok turist ağırlayan 3. kenti konumundaki Antalya, golf turizminde de Portekiz ve İspanya'yı takip ediyor. Yıllık 500 bin oyun ve 130 milyon dolar gelirin beklendiği golf turizmi 2019'un sezon yarısında 90 milyon dolarlık gelir elde etti. Türkiye genelindeki 22 golf sahasının 14'ünü elinde bulunduran ve tamamı uluslararası standartlarda olan Antalya'daki sahalar yerli ve yabancı çok sayıda golf sporcusuna hizmet ediyor. Belek bölgesindeki golf sahalarını kullanan golfçüler memnuniyetlerini dile getirerek turizme katkıda bulunurken
Yeni açılacak sahalarla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir proje üzerinde çalıştığı öğrenildi. Yıllık bizlerin planlamış olduğu 500 bin oyun yüksek bir sezonda, iyi bir sezonda 500-550 bin civarında bir oyun oynanıyor. Bu da 120 bin kişiye tekabül ediyor tüm yıl bazında. 125-130 milyon dolarlık bir gelirden bahsedilir ki bu da golf turizmi adına katma değerleriyle beraber kış için çok güzel bir rakam. Tabii bu rakamların daha çok artması için saha sayılarının artması, pazar çeşitlemesi adına değişik bölgelerde yine golf sahalarıyla beraber bölgelerin oluşturulması bu rakamlara tamamıyla artı olarak karşımıza çıkaracaktır. 2012-2014 yıllarındaki sayılara bu yıl şu anda sezonun ortasındayız, ulaştık ve ulaşmaya devam ediyoruz. İklim çok güzel, değişik pazarlardan misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. Pazar çeşitlemesi çok iyi. Yani 2019 bizlere çok uğurlu geldi. Turizm sezonu adına çok uğurlu geldi diyebiliriz golf turizminde de. Sevgili seyirciler, benim de çok sevdiğim bir yer Demre. Onunla ilgili bir haber. Türkiye'nin en önemli günübirlik yat turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın Demre ilçesinde yatlar Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu. Yatların denizle buluşmasıyla dünyanın en güzel koylarına, tarihi ve doğal zenginliğine sahip olan Keko'ya yat turları da başladı. Turizm sezonu sona ermesiyle geçen yıl sonbaharda bakım için karaya çekilen yatlar, bakımlarının tamamlanması ve turizm sezonunun başlamasıyla denize indirilmeye başladı. Kızaklara yüklenen yatlar, Demir'in Çayağız Limanı'nda denize indirildi. Teknelerin denize yolculukları sırasında ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Zaman zaman ulaşımın durduğu yolculuklarının ardından Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi bünyesinde çalışan yatların büyük bölümü Akdeniz'in mavi sularıyla buluştu. Sevgili seyirciler, ben annesizim ama tüm anneler olan tüm annelerin de anneler gününü yürekten kutlayacağım tabii ki. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan anneler günü bu yıl 12 Mayıs pazar günü kutlanacak. Antalya'dan dünya annelerine bu yıl 45 milyon dal çiçek ihraç edildi. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü, bu yıl 12 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Hediye ve çiçekçilik sektörlerinde hareketlilik sürerken, Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Anneler Günü'nün sektöre getirdiği hareketliliği değerlendirdi. Özellikle kesme çiçek sektörü için konuşuyorum. Üreticilerimiz memnun. İhracata yönelik çalışan üreticilerimiz memnun sayılabilir. İyi bir sezon geçirdik. Fakat bununla birlikte iç pazar ayağında ya da dış mekanda aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. İhracat ayağında yaklaşık olarak bu anneler günü için 45 milyon dallık bir çiçek ihracatımız söz konusu oldu. Bunun da parasal değeri 7 milyon dolar civarında. En büyük pazarımız her zaman olduğu gibi yine bir numarada Hollanda var. Son sırasıyla kesme çiçek sattığımız pazar için konuşuyorum. İngiltere, Almanya, Romanya ve Ukrayna ilk 5 pazarımız arasında. Bu yıl Anneler Günü şu an gördüğünüz gibi iç pazarda yoğun bir şekilde hazırlıklarımız devam ediyor. İç pazarda Anneler Günü son yıllarda artık en önemli günlerimizden bir tanesi oldu. Anneler Günü'nden sonra yavaş yavaş Antalya'daki sezonumuzu kapatıp Isparta'da yeni bir üretimle, yayla çiçeğiyle birlikte yine ihracatımıza devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, emeği savunmak, emek çok önemli ve bu konuyla ilgili Özlem Şahin Düşünce Farkı programında saat 21.30'da konuklarıyla birlikte olacak. Önemli konuları işleyecekler. Türkiye'deki özellikle 1980 öncesi ve 80 sonrası bir düşüncenin nasıl geliştiğini, neler olduğunu ve bugüne yansımaları neler olduğunu paylaşacaklar. Saat 21.30'da Düşünce Farkı programında Özlem Şahin'le program olacak. Sakın kaçırmayın. Sevgili seyirciler, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.